arkadaşlar. Adalet Ağoğlu'ndan sonra Bilge Karasu'da kalmıştık. Şimdi Bilge Karasu bir diğer sanatçımız. Öykücü, romancı ve denemecidir. Bireyin sorunlarına ağırlık veren, onun günlük hayattaki açmazlarını işleyen bir yazardır. Felsefeci olmasından dolayı eserlerinde felsefi sorunları da işlemiştir. Bilge Karasu, Gece romanıyla 10 yılda bir verilen Pegasus ödülünü alan tek romancımızdır. Evet. Şimdi eserlerine bakacak olursak Gece Kılavuz iki tane romanı. Hikayelerine bakacak olursak Troya'da Ölüm Vardı, Kısmet Büfesi, Göçmüş Kediler Bahçesi ve Susanlar hikaye tarzında yazılmış eserleridir diyeceğiz. Ne kedisiz ne kitapsız, Narla, İncirle, Gazel, Altı Ay Bir Güz deneme tarzında yazdığı eserleridir. Bu şekilde Bilge Karasu'nun. Bir diğer sanatçımız Latife Tekin. İlk romanlarında kendi hayatını sonrakilerde Anadolu insanını özellikle kadınların hayatını masalsı bir üslupla anlatır. İlk romanı Sevgili Arsız Ölüm'le ün kazanmıştır. Eserleri birçok dile çevrilmiştir. Evet, şöyle bir bakacak olursak romanlarına Sevgili Arsız Ölüm, Berci Kristin'in Çöp Masalları, Gece Dersleri, Buzdan Kılıçlar bunlar roman türünde yazdığı eserleridir. Ve senaryo türünde Bir Yudum Sevgi senaryo türünde yazdığı eserleridir. Gümüşlük Akademisi ana türünde yazdığı bir eseridir Latife Tekin'in. Diğer sanatçımız ve benim çok sevdiğim sanatçılardan biri Oğuz Atay. Oğuz Atay, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünün hocasıdır. Tutunamayanlar romanıyla ün kazanmıştır. Evet, Tutunamayanlar romanı tartışmasız en önemli romanıdır diyebiliriz. Toplum kurallarıyla çatışan aydınların iç dünyalarını mizahın gücünden modern ve postmodern anlatım tekniğini ustaca yararlanarak anlatmıştır diyoruz. Oğuz Atay için. Evet, romanlarına bakacak olursak Tutunamayanlar, Tehlikeli Oyunlar, Eylem Bilim, Bir Bilim Adamının Romanı olmak üzere eserleri olacak. Ve öykü tarzında yazdı Korkuyu Beklerken, bir de günlük, günce yani günlük anlamında yazdığı bir diğer eseri olarak karşımıza çıkacak Oğuz Atay'ın. Evet, bir diğer sanatçımız Pınar Kür. Hikaye romanlarında ve hikayelerinde ve romanlarında psikolojik tahliller yapar, cinselliği öne çıkarır, polisiye romanlarla alay eder. Önemli bir kadın sanatçılarımızdan biridir. Ve romanlarına bakacak olursak Asılacak Kadın önemli bir romandır ve meşhur bir romandır. Bir cinayet romanı Sonuncu Sonbahar olmak üzere romanları karşımıza çıkacak. Yine öykü tarzında yazdığı eserleri Akışı Olmayan Sular, Bir Deli Ağaç öykü tarzında yazdığı, Aşkın Sonu Cinayettir söyleşi tarzında yazdığı bir başka eseridir diyeceğiz. Evet, bir diğer sanatçımız Orhan Pamuk. Asıl ismi Ferit Orhan Pamuk'tur. Ressam olmak istemişse de İTÜ mimarlık okumuş, 3. sınıfta terk edip gazetecilik bölümüne geçer, en sonunda da edebiyata yönelmiştir. 12 Ekim 2006 yılında Nobel ödülünü almıştır. Türk Edebiyatı'nın Nobel ödülü alan, edebiyat alanında alan tek kişidir bu arada. Kitapları 63 dile çevrilmiştir. Yüzü aşkın ülkede yayımlanmıştır kitapları. Birçok türde eser vermiştir fakat asıl ününü romanla kazanmıştır. Romanlarında Doğu Batı sorunlarını hem kültürel hem felsefi açıdan ele almıştır. Oldukça uzun cümleler tercih eder. Yapıtlarının en önemli özelliği kurgulamadaki başarısıdır. Yani kurgusuyla yapıtları önemli bir yer edinecek edebiyatta. Bazı romanlarında tarihi irdeler, bazılarında toplumsal çözümlere girişir Orhan Pamuk. Evet, Orhan Pamuk'un romanlarına bakacak olursak Cevdet Bey ve Oğulları, Sessiz Ev, Beyaz Kale, Yeni Hayat, Benim Adım Kırmızı, Masumiyet Müzesi, Kar, Kafamda Bir Tuhaflık, Kırmızı Saçlı Kadın roman türünde verdiği eserlerdir. Öteki Renkler, Söyleşi, Hikaye Deneme tarzında yazdığı, İstanbul, Hatıralar ve Şehir ana türünde, Babamın Bavulu yine ana türünde yazdığı bir eserdir Orhan Pamuk'un. Evet, bir diğer sanatçımız Yusuf Atılgan. Tam adı Yusuf Ziya Atılgan'dır. Ziya Atılgan, Nevzat Çorum takma adlarını kullanmıştır. Romanlarında psikolojik yabancılaşma ve yalnızlık temasını başarıyla işleyen bir yazar olarak tanınmıştır Yusuf Atılgan. Romanları zaten 3 tane romanı olacak. Aylak Adam, C diye bir karakter üzerine gelişen bir romandır. Anayurt Oteli, Zebercet
adında bir kişinin üzerine gelişen olayları anlatır. Canistan yarım kalmış bir roman olarak karşımıza çıkacak. Ve diğer hikayelerine bakacak olursak Eylemci, Bodur Minare'den Öte, bütün öyküleri öykü tarzında yazdığı eserlerdir. Ekmek Elden, Süt Meme'den Çocuk Kitapları tarzında yazdığı bir eser olarak karşımıza çıkacak Yusuf Atılgan'ın. Nedim Gürsel, bir sonraki sanatçımız. Sorbonne Üniversitesi'nde modern Fransız edebiyatı okumuş, çeşitli gazetelerde yazılar yazmıştır. 1976'da yayımlanan ilk öykü kitabı Uzun Sürmüş Bir Yaz ile Türk Dil Kurumu Hikaye Ödülünü kazanmıştır. 2004'te Fransız Sanat ve Edebiyat Şövalyesi nişanını almıştır. Evet, bu özelliği, bu unvanı Fransızlar da almıştır. Kim? Nedim Gürsel. Şöyle bir bakacak olursak eserlerine Sevgilim İstanbul, Son Tramvay, Sorguda, öykü tarzında yazdığı eserlerdir. Paris Yazıları, Paris Kitabı, Yerel Kültürlerden Evrensele, deneme tarzında yazdığı eserlerdir. Pasifik Kıyısında ve Seyir Defteri, Gezi Yazısı tarzında yazdığı eserleridir diyeceğiz Nedim Gürsel'in. Evet, umarım verimli bir ders olmuştur. Hepinize kolaylıklar dilerim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.